Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla bitti. Instagram ve YouTube'da yayınladım. Animasyonlu geometri, reas veya shorts videolarının yorumlaması video serisine başlıyoruz. Biliyorsunuz geometrinin incelikleriyle alakalı ufkunuzu açacak bilgileri ve genellikle çoğu kişinin bilmediği ve bildiğinde de çok güzel şeyler yapabileceği şeylerin animasyonunu yapmaya başladım ve çoğu kişi hatta herkes çok beğendi ve hocam 20 saniyede ya da 30 saniyede çok güzel şeyler öğreniyoruz diye yorumlar geldi. İşte burada bu seriyle birlikte bu öğrendiğiniz şeyle kalmasın. Bu öğrendiğiniz şeyleri daha farklı nerelere uyarlayabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. O yüzden senin için bu seride çok önemli. Boş video değil. Zaten beni biliyorsunuz. Hiçbir zaman boş video ile karşınıza çıkmadım. Ne Instagram'da ne de YouTube'da. Zaten Instagram arkadaşlar kaçınılmaz son. Çoğunuzda Instagram var. Yorulduğunuz zaman ne yapıyorsunuz? Yatıyorsunuz, uzanıyorsunuz ve telefonu elinize alıp Instagram'da videolara bakıyorsunuz. Benim bu animasyonlardaki yapmak amacım da buydu zaten bu Instagram'a girdiğinizde 20 saniyede de o 20 saniyede de çok güzel şeyler öğrenin. Dinlenirken de güzel şeyler öğrenin diye animasyon işine başladım. Hayalindeki şeyi yapıyorum şu anda. Ve bu işi yapan dünyada sayılı yani 2 ya da 3 tane kişi vardı büyük ihtimalle. Bunların arasında ben de bulunuyorum şu anda. Ve dünya çapında bir iş yapmaya başladık arkadaşlar. E, dünya çapında da bir iş yapıyoruz ya çok emek harcıyoruz ya. Bunun için sizden de biraz destekle bekliyorum yani açıkçası. YouTube'da abone olmadıysan ki büyük ihtimalle yoktur abone olmayan şu an beni izleyenlerde. Yoksa bile hemen abone ol, destek ol ve videoları beğen lütfen. Aynı şekilde aynı desteği senden Instagram'da da bekliyorum. Madem dünya çapında bir iş yapıyoruz Instagram'da da biraz büyüyelim ve güzel işlerimizi tüm dünyaya şöyle gösterelim. Geometrinin inceliklerini, güzelliklerini nasıl güzel yorumlanıyor onları da gösterelim arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım mı? Bu video 10.000 izlendiyse senden 4 katı. Yani 40.000 takipçi istiyorum Instagram'dan. E hocam bu nasıl olacak diye soracak olursan. E sen zaten takip ediyorsun. Annenden, babandan, kardeşinden hatta arkadaşından takip etmesini istediğin zaman otomatikman 4 katı oluyoruz. Madem dünya çapında bir iş yapıyoruz. E sen de senden de büyük bir destek bekliyorum kardeşim bu anlamda. Zaten çok güzel içerikler gerçekten seni bekliyor. Yani bence sınav da buraya geometri anlamında buraya evrilecek gibi geliyor. Zaten soruların yarısı ya da yarısından fazlası artık yeni nesil değil mi? Yeni nesilde de bir uç noktaya çıkacaksa işte tam burada anlattığım şeylerle karşılaşacaksın. O yüzden bence bu seri çok önemli. E hocam biz bu serideki animasyonları izledik. İzlemeye ne gerek var diye soracak olursan bak sana şimdi sebeplerini söyleyeyim. Bir, buradaki animasyondaki ispatı yapacağım sana. Ayrıntılı bir şekilde ispatını yapacağım. İki, Ondan sonra varsa farklı bir yol ya da klasik bir çözüm onu göstereceğim. Bak bu da çok önemli. Farklı çözüm yöntemleri görmüş olacaksın. Ve 3 ne yapacağız? Bu sorudaki uyguladığımız teknik farklı sorulara uygulanabiliyor mu onu göstereceğim. En önemli şeylerden biri de zaten bu. Genelde ne yapıyoruz? Aklımızda bir kalıp kalıyor. Sadece o kalıpta kullanıyoruz. Farklı yerlere de yorumlayabilirsek. Valla geometride Nirvana'ya zaten ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Evet önemli bir şey aslında bu söylediğim şeyler. inşallah bunları da dediklerimi de yaparsınız. Şimdi ne yapacağız peki? Dik üçgenle ilgili güzel bir alan yorumlamasıyla ilgili bir animasyonumuz vardı. Hadi bakalım animasyonu önce izleyelim. Sonra da ispatını yapalım. Sonra da dediğim gibi farklı sorulara da uyarlayalım. O zaman animasyona geçelim. Soruda 4 tane eş karton verilmiş ve oluşan şeklin alanı nedir diye soruluyor. Gerçekten çok güzel ve farklı bir çözüm yöntemi dikkatli bir şekilde dinle. Evet verilen hipotenüs uzunluğu x olsun ve şurası da y olsun. Şeklin alanı x kare eksi y karedir. Niye? Şimdi burular 90 derece onu ispatlayacağım. Ne olmuş? Yukarı kaydırdım. Bunu da buraya bunu da buraya kaydırınca içeride bak bir küçük kare dışarıda da büyük bir kare oluştu. O zaman ben mavi alanı nasıl bulacağım? Mavi alan büyük alandan küçük alanı çıkartacağım. Yani x kare eksi y kare çıkıyor. E buradan da bir sonuç geliyor. 4 tane üçgenin alanı x kare eksi y kare ise bir tane üçgenin alanı da x kare eksi y kare bölü 4 olmaz mı? olur. Dik üçgenle ilgili farklı bir alan formülü çıkartmış olduk. Şimdi de gel seninle birlikte bunun ispatını yapalım. Eş yapılarla karşılaştığımız zaman bizim için önemli olan şey neydi? Açıların eşitliği ve kenarların eşitliği aşırı derecede önemliydi. O yüzden burada da buna dikkat edeceksin. Evet bu hipotenüs uzunluğu x burası y iken şimdi durduralım. Açıları bir yazalım istersen. Hatta açılar şöyle küçük açı alfa burası beta burası alfa burası beta diye aklımıza kalsın. Çünkü şekil değişecek ya. O yüzden biraz sonra onu geçeceğim ben. E burada başka ne diyebiliriz? Hocam şuradaki açılar da hep aynı açı ya. E aynı açı 360 dereceyi oluşturuyor. O yüzden buradaki açı kaç derece yapmış oluyor? E 90 derece yapmış oluyor. Buradaki 90'ları ispatladık mı ispatladık. Hatta şuraya bir A diyecek olursak. Dik üçgenin kısa kenarı A. Uzun kenarı da ne yapıyor? O zaman şuraya da A yazalım. Şuraya da A yazalım. Şuraya da A yazalım. Uzun kenarı da A artı Y mi yaptı? Şuraya şöyle bir göstereyim. Kısa kenar A, burası da A artı Y'yi gösterdim ve burası da X olduğunu gösterdim şimdi. E hocam hadi bakalım şimdi olaya devam edelim. Buradan sonrasında ne yapıyor olayda? Bundan sonrasında bak yukarı doğru kaydırdı. Bunu da buraya, bunu da buraya kaydırınca durduralım şimdi. Kısa kenar neydi? A'ydı. A'ları yaz bakalım şöyle. E yazdık hocam. E A'ları yazdıktan sonra kısa kenarı başka nerede kaldı? Şurada kaldı ha. Kısa kenar A'yken uzun kenarda neydi? A artı Y'di değil mi? Hocam A artı Y olacak. Buraya Y kaldı. A artı Y. Buraya da Y kaldı. Buraya da Y kaldı. Bak buraya da Y kaldı. E hocam bu dik üçgen 90 derece ya. Ha, burası da 90. e Burası da 90. Burası da 90. Burası da 90. Gerçekten buradaki şekil ne oldu? Kare oldu mu? Oldu. E hocam büyüğün kare olduğunu nereden biliyoruz? Şimdi dikkat dikkat. Bak şuraya bir alfa dersem. Biraz önce de demiştik ya. Alfa 90 betaysa. E hocam küçük açı alfa burası beta. Küçük açı alfa burası beta. Küçük açı alfa burası beta. A bu açının tamamı kaç derece yaptı? 90 derece yaptı. Ve bunların da her biri x değil mi? x. Gerçekten bütün kenarları eşit ve 90'ar derece olduğu için buradaki açılarımız da dışarısı yani büyük karemizde yani büyük şekilde bir kare yaptı. Küçüğü de bir kare. Şimdi bizden mavi alan isteniyor. Hadi bakalım mavi alana devam edelim. Mavi alanı nasıl bulacaksın? E zaten burada da gösteriliyor. Mavi alanı bulurken büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkartacağız. Yani neye eşit oluyor? X kare eksi Y kareye eşit oluyor. Evet. Önemli bir sonuç. Güzel bir sonuç bulduk mu burada? Bulduk bence. E buradan da bir sonuç daha çıkıyor aslında. Burada 4 tane üçgenimiz var ya. E hocam 4 tane üçgenimizde X kare eksi Y kare ise bir tane dik üçgenin alanında ne olur o zaman? E bir tane dik üçgenin alanında... Kenarlar a artı y ve x'e x kare eksi y kare bölü 4 şeklinde bulunur. Hadi bunu biraz antrenmanını yapalım mı? Mesela şurada 3 4 5 üçgenini biliyoruz hepimiz. 3 4 5 hocam bu a iken bu a artı y şeklinde yazılacak ya. Hani 3 artı 1 şeklinde yazıldığında şunun karesi eksi bunun karesi. Yani 25 eksi 1. 24 bölü 4 uyuyor mu? 6 mı yaptı burası? 6 yaptı. Gerçekten de öyle oldu. Bak. Hocam 3 çarpı 4 12 bölü 2'den 6 oldu. Ya hocam zaten bu dik kenarlar çarpımında çıkar dediğini duyar gibiyim. Ya böyle daha değişik sorularla karşılaşırsan. Mesela burası x dedi. Buraya da x artı 2 dedi. Buraya da 7 dedi. E hadi ne yapacaksın? Yapacağın hamle belli. Pisagor bağıntısı yapacaksın burada. Ve alanı x'i bulmaya çalışacaksın. X'i bulmaya çalışırsan da yine sıkıntı yaşarsın. X'i bulmayıp da şu çarpımını bulmaya çalış buradan yapacaksan eğer çarpımının yarısı alanı veriyor. Ya da bizim buradaki sonuçtan dolayı X ve burası X artı 2 ise e hocam direkt 7'nin karesi eksi 2'nin karesi bölü 4 değil midir? 7'nin karesi eksi 2'nin karesi bölü 4 bana direkt sonucu verir. Yani 49'dan 4 çıkart 45. 45 bölü 4 bana sonucu verecektir. Bakın çok pratik bir şekilde yapmış oldum. Dik üçgenle de ilgili böyle bir alan formülü var. Daha doğrusu ben bile kendim bu sorudan sonra çıkarttım bunu. Kendi öğrendiklerimi de size aktarıyorum. Güzel bir şey. Yani bazı uzun işlemlerde işinize yarayacak bir şey sanki değil mi? Valla bilmiyorum ben çok hoşuma gitti. Ben bunu artık büyük ihtimalle kullanırım. Çünkü animasyonla da aklında kaldı. Senin de aklında kalacaktır. E evet, tamam şimdi farklı bir çözüm var mı? Hadi bakalım şimdi farklı çözümü bir bakalım, araştıralım, seninle birlikte bunu yorumlayalım. Eş kartonlardan oluşan şu şeklin alanı soruluyor. Sıcağı sıcağına hemen 5'in karesi eksi 3'ün karesi dedin mi? Dedin. Hatta bir tane üçgen alanı da bölü 4 yani 25 eksi 9 bölü 4 olarak buldun mu? Buldun. Farz edelim unuttun. Ama animasyon senin aklından çıkmaz büyük ihtimalle. E çıkmayacağı için de hemen ne yaparsın? Hocam şu üçgeni getirdim. Açıların eşitliği ve kenarların eşitliği bizim için önemli. Kısa kenar A, uzun kenarda A artı 3 olduğunu biliyoruz. E hocam ben şuradaki üçgeni taşıyayım. Aldım bunu hop şuraya getirdim. Açıların eşitliğini unutmayacağız. Aldım bunu hop buraya getirdin. E aldım bunu hop buraya getirdin. E ne oldu o zaman arkadaşım? Kısa kenar A uzun kenarda A artı 3 değil mi? Hocam buraya A artı 3. 3 kaldı. Burası kısa kenara kısa kenara kısa kenara. E uzun kenara A artı 3. Buraya da 3 buraya da 3 buraya da 3 yazdıktan sonra. A hocam büyük bir kare yaptı. Çünkü açılar eşya küçük açılara alfa 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 yazınca böyle büyük açıları da beta beta yazınca böyle ve sen alfa artı betanın zaten şuradan alfa artı betanın 90 derece olduğunu biliyorsun. E o zaman hocam burada kaçı da 90 derece oldu şöyle. Hatta şurada kaçı da 90 derece. E büyük de bir kare çıktı. O zaman alan ne eşit olacak? 5'in karesi eksi 3'ün karesine eşit olacak. Yani 25 eksi 9'dan 16'ya eşit olacak. Hatta bir tane alana a diyecek olursak. Burada 4 tane alan var ya. 4 tane alan neye eşit? 16'ya eşitse A'yı da buradan 4 buluruz. Evet A alanı 4 bulduk. Hatta tüm alanda 16 çıktı. Tamam. Hadi gel farklı yoldan çözelim şimdi. Eski yoldan, klasik yoldan çözmeye çalışalım. Bir tane üçgenimizi alalım şöyle. Ee, şöyle bir şey yapalım. Aldık bir tane üçgenimizi. Ve bir kenarı kaçtı şöyle? Hipotenüs uzunluğu 5'ti. Ee, bir kenar kısa kenar A'ydı. Uzun kenarda neydi? A artı 3'tü. Şimdi ben buradaki üçgenin alanını bulmaya çalışacağım. E nasıl bulacağız? Öncelikli olarak A'yı bulmamız lazım gibi duruyor. Pisagor bağıntısı yapacağız. Hocam 5'in karesi eşittir. A artı 3'ün karesi artı. A'nın karesi dedik. 25 eşittir. A kare artı 6A artı 9 artı A kareyi yazdık. Sonra buradan 9 attık öbür tarafa. 16 eşittir. A kare artı 2A kare artı 6A yaptı. Hatta 8 eşittir. A kare artı 3A yaptı. Bundan sonrasında şunu yapıyorsunuz. 8 attın öbür tarafa. Çarpanlar ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. Sonra diskriminattan bulmaya çalışıyorsun. Bak A'yı bulmak zorunda değilsin. Özel bir durum daha sorulmuşsa eğer. Farklı bir şey sorulabilir. İşte akar artı 3A e ile ilgili bir şey sorulabilir. Ya da benden alan isteniyor ya. E, sonrasında çarpanlara ayrılmıyorsa dur. Attığın zaman öbür tarafa çarpanlara ayrılmıyor. Mesela dur. ve Burada durup diğer işlemi yap. Genelde burada bu soru bu şekilde bile geldiği zaman çok zorlanıyorsunuz. Bazen duracağınız yerde bilmeniz lazım. İşlem çıkmıyorsa geometride genelde işlem yoktur kardeşim. Tamam. Şurası vardır buraya çalışacaksın. Durdun burada. Durdun senden alan isteniyor. Yazacaksın alanı. Alan ne eşit kardeşim? Hocam dik kenarlar çarpımının yarısı. E yazalım. A çarpı A artı 3 bölü 2 eşit. E buradan A artı 3 A bölü 2 eşit olur. A yukarıda A artı 3 A'yı bulmuştuk zaten. O da 8 bölü 2 yapar. Yani o da kaç yapar? 4 yapar. E bir tane A alanını biz 4 bulduysak burada kalanı A dedik ya. Tüm alan 4A isteniyor bizden. O da kaç yapar? 16 yapar. Aynı sonuca ulaştık mı? Ulaştık kardeşim. Bu da eski klasik yol. Ama klasik yolun içerisinde sana bir şey daha söyledim. Çarpanlara ayrılmıyorsa lütfen devamını getirme. Dur orada. Diğer farklı işlemede devam et. Tamam dostum? Çözdük ve çok da güzel çıktı. Eski nesille de çözdük. Eski nesilde de zorlanacağın kısmı da gösterdim sana. Şimdi daha farklı bir soruyu uyarlayalım bunu. İstersen bu sefer üçgenlisi çıkmış. Yani bu sefer normal 3 üç tane üçgenlisini sormuşum. Sen kendin bir çözmeye çalışır mısın? Kısa yoldan çözmeye çalış. Animasyondaki gibi çözmeye çalış. Daha da geliştirmek istiyorum çünkü seni. Sen çözmeye başla. Ben de burada çözmeye başlayayım bakayım bunu. Şimdi böyle bir üçgen verilmiş. Eş kartonlar verilmiş. Ve eş kartonlar verildiğinde de 6'ya ve 4 verilmiş bize. Şimdi bizim ilk önce kısa yoldan çözmeye çalışalım. Öncelikli olarak eş yapılar bunlar. Hocam bu açılar birbirine eşit. E, tamamlıyor bunlar. 3'e böl 120'şer derece mi yaptı bunlar? Evet. E, hocam şuraya alfa dersek hatta şurayı 120 derece bulduk. Orada bir şeylik olmasın. Şuraya alfa buraya beta dersek alfa artı betanın da ne olduğunu biliyoruz. 60 derece olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Şimdi buna göre işlem yapacağız kardeşim. Hadi bakalım nasıl bir işlem yapabiliriz burada? Hocam burada şunu yapabiliriz. Kısa kenarında A olduğunu söyleyelim de uzun kenarda ne oluyor? A artı 4 oluyor. Hocam kısa kenara kısa kenara A. Onları da düşünelim lütfen. Tamam şuraya A dedik. O zaman uzun kenarda A artı 4. Hocam şuradaki üçgeni alalım. Şöyle hop yukarı doğru kaydıralım. E, sonra kaydırdığın zaman ne geliyor? Bak şimdi. Dikkat dikkat. Hocam uzun kenar 6. Burası da 6. Şuradaki küçük açı alfa. Küçük açı alfa. Burası beta. Hocam alfa artı beta 60 derece. 60 derece. A 60. 6 6. E o zaman şöyle olunca şurası 60. Burası 6. Burası 6 olunca. Şunu da çizdiğin zaman eşkenar üçgen çıkmıyor mu? Çıkıyor. Yani senin şuradaki aldığın üçgen nereye denk gelecek kardeşim? Şuraya denk gelecek. Hadi onu da alalım bakalım. Bunu aldın. Tam buraya denk gelmek zorunda. E geldiği zaman ne oldu? 120'leri yaz bakayım şuraya. Hocam bak içeride 60'lar çıktı. 60, 60, 60. Şu küçük de eşkenar üçgen oldu. Büyük de zaten bir eşkenar üçgen. Yalnız kısa kenar A. Kısa kenar Uzun kenarda A artı 4'tü. Buraya ne kaldı? 4 kaldı. Hatta kısa kenara A. A artı 4. A artı 4. Yani 6'lık eşkenar üçgenden neyi çıkartacağım? 4'lük eşkenar üçgeni çıkarttığım zaman sonuca ulaşırım. Hatta şöyle bir şey bulduk arkadaşlar burada da. Hani formülize edecek olursak böyle bir üçgen geldiğinde şurası x ise burası y ise o zaman 3 üç tane üçgen varsa da x'lik eşkenar üçgenin alanından y'lik eşkenar üçgenin alanını çıkartacağım. Formülün ne oluyor? x kare kök 3 bölü 4 eksi y kare kök 3 bölü 4 şeklinde formülize ettik. Ama formülize etmeden ispat yöntemiyle de çok rahat bir şekilde çıkartıyorsun gördüğün üzere. Hadi bakalım çıkartalım. O zaman alan ne yapacaktır arkadaşlar? Hatta şuradaki bir tane alana a diyecek olursak 3 tane a neye eşit olacaktır? a kare kök 3 bölü 4 eksi 4'lü eşkenar üçgen 4'ün karesi kök 3 bölü 4. Yani 9 kök 3 eksi 4 kök 3 o da 5 kök 3 yaptı. Tüm alan isteniliyorsa bizden cevap 5 kök 3. Ama bir tane alan isteniliyorsa cevap da 5 kök 3 bölü 3 yaptı. Evet şuradaki alanı 5 kök 3 bölü 3 bulduk. Ya hocam eski yoldan yapalım. Hadi bir de eski yolu deneyelim bakalım. İşte bak bunları bilmenin ne kadar faydalı olduğunu şimdi göreceksin. Bir tane üçgeni aldım. Hangi üçgen alayım? Hadi şu üçgeni alayım. C terle C, C terle V yaptım. Aldım bunu buraya getirdim. Ve şu kenar kaç verilmiş bize? 6. Sonra kısa kenar neydi? A'ydı. Uzun kenarda A artı 4 müydü? Evet. A artı 4'tü. Hmm. Ne yapacağız? Hocam şurada kaç ya da? 120 derece bulduk. Eyvallah. Bunun alanını bulmaya çalışacağız. Bazı arkadaşlar şunu yapar. Hocam kosinüs teoreminden a ile ilgili bir şeyi bulurum. Sonra sinüs teoreminden de sinüs alan formülünü kullanarak da sonuca ulaşırım. Ama ben sinüsü falan çok sevmiyorum. Kosinüsü de çok sevmiyorum. 120'yi gördüğüm için dik çizerek sonuca ulaşacağım biraz. Hocam dik çizerek nasıl oluşabiliriz? Ee, şurada katmışım mantığını kullanabiliriz. E şu tepeden bir dik çizecek olursam eğer tepeden dik çizdiğim zaman 90'ın karşısı art 4 ise 30'un karşısı art 4 bölü 2. A ben buraya A demeyeyim o zaman. Şuraya ne diyeyim? 2A diyeyim. Yani A yerine 2A yazayım. İşlem kalabalığı olmasın diye. Zaten çıkacak işlem kalabalığı da işlem kalabalığını daha da aza indiriyorum aslında. Tamam 2A dedim. Yani 2A artı 4 burası da 2A dedik. Anlaştık. E o zaman ne oldu? 90'ın karşısı 2A artı 4 ise 30'un karşısı ne yapar? Hocam A artı 2 yapar. Sonra 30'un karşısı A artı 2 ise 60'ın karşısında da A artı 2'nin köküç katı yapar mı? Yapar. A artı 2'nin köküç katı yaptı arkadaşım burası. E şimdi ne yapacağız? Pisagor. Yap bakalım Pisagor'u. A artı 2'nin kök 3 katının karesi artı bu da 3A artı 2'nin karesi eşittir. 6'nın karesine eşit olacak. Evet. Buradan bir işlem gelecek. Hocam A artı 2'nin karesini bir de kök 3'ün karesi. Yani 3 ile A artı 2'nin karesini çarpacağım. A kare artı 4A artı 4 oldu. Artı sonra bunu açacağım. 6A kare değil 9A kare artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı. 12A artı. Bu da kaç yaptı? 4 yaptı. Eşittir. 36 yaptı. Şunu 3 ile çarpınca 3A kare. 9A kare de burada. 12A kare yaptı. Sonra 12A burada. 12A burada. 24A yaptı. Artı 12 burada. Artı 4 burada. Artı 16 yaptı. E, artı 16'yı da öbür tarafa atınca 36'dan çıkartınca 20 yaptı. Buradan kaça bölünüyor? 4'e bölünüyor. O zaman 3A kare artı 6A eşittir. 5 mi geldi? Evet. E hocam bu çarpanlar ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. Ayrılmıyorsa ne yapacağız? Böyle kalacağız. Hadi böyle kaldık bakalım. Sonrasında nasıl bir işlem yapacağız? Hocam sonrasında bu üçgenin alanı isteniliyor bizden. Tabanımız kaç? Tabanımız 2A. Yüksekliğimiz ne? Bu. Yani senden istenilen 2A çarpı A artı 2 bir de kök 3 bir de bölü ikisi var. Şunlar şunlar gitti. E o zaman buradan ne geldi arkadaşım? Buradan şu geldi. A kare artı 2A bir de bunun kök 3 katımı geldi? Evet benden bu isteniyor arkadaşlar. E şurada arkadaşlar şuna ulaşabilirim ben. 3'e böldüğüm zaman a artı 2a'ya ulaşırım. 5 bölü 3 yaptı değil mi? A artı 2a'ya ulaşacağım. Tamam a artı 2a'ya ulaştım. Yani 5 bölü 3'ün bir de burada a artı 2a yerine 5 bölü 3 yazdım. Bir de kök 3 katını yazacak olursam sonuca ulaştım mı ulaştım. Yani 5 bölü 3 çarpı kök 3 geldi. 5 bölü 3 çarpı kök 3 bir tane A alanı oldu. Bizden 3 tane A alanı istenilirse eğer 3 tane A alanı da neye eşittir? 3 ile çarptığın zaman bunu 5 kök 3'e eşittir. Yani şeklin tüm alanı 5 kök 3 çıktı. Ve bizden bir tanesinin alanı istenilirse de 5 kök 3 bölü 3 çıktı. Şimdi sana bırakıyorum. Bu öğrendiğin yeni teknik mi yoksa buradaki işlem mi? Hatta buradaki işlemde büyük ihtimal sen yine çarpanları ayırmayla falan A'yı bulmaya çalışacaktın. Oho. Yani bayağı bir işlem yapacaktın. Bak işte bu tür sorularda gerçekten ama gerçekten işine yarayabilir. Ve sen büyük ihtimalle kosinüs teoremini ve sinüs teoremini de kullansaydın yine çok uzun bir yol olacaktı. Çünkü burada da uzun bir yol çıktı. Hatta burada bazı işlemleri kısalaştırdım. Gerçekten uzun bir yol oldu. O yüzden buradaki animasyonlarla öğrettiğim şeyler senin büyük ihtimalle çok işine yarayacak. Ve ÖSYM bu tür şeyleri gerçekten çok seviyor. Öyle bir soru soruyor ki bazı seçici sorularda öyle bir soru soruyor ki kısa yoldan da yapılabiliyor uzun yoldan da yapılabiliyor uzun yoldan yapan sınavı yetiştiremesin diyor açıkçası. Alın size çok da güzel bir örnek. Evet bununla da ilgili 3 tane de olduğu zaman da böyle animasyonsuz bir şekilde çözümünü de yaptık. Ee, animasyonlu çözümünü de yaptık. Yani animasyonun nasıl olacağını en azından ben gösterdim. O şekilde çözüm yaptık ve bence bu iki soru gerçekten ama gerçekten bizim için önemli bir soruydu ve bence çok güzel şeyler öğrendiniz dostlar. Devamı da gelecek, merak etmeyin ve size bir ödev bırakayım bakayım. Şöyle, o ilginç bir soru. Normalde sana bu tekniği öğretmeseydim senin için çok zor olacak bir soru artık bir tık daha kolaylaştı. Bir tık değil iki tık hatta üç tık kolaylaştı. Acayip zor bir soruyla karşı karşıyasınız şu anda. Ama çember ve daireyi işlemediğimiz için ben sana şu anda ödev bırakıyorum bunu. İlerleyen zamanda çember ve daireyi işlediğin zaman özellikle e, doğru daire, çemberde uzunluğu işledikten sonra da gelip şu soruya bakabilirsin. Dairenin alın zaten basit. Pi re kare çünkü. Gel bu soruya bak. Tamam. Eğer daireyi ya da çemberde uzunluğu biliyorsan bu soruyu da kendinde şu an içinde yapabilirsin. Ee, sorumuz da şu yay ölçüsü 90 derece olan yani şuradaki yayının ölçüsü 90 derece olan eş daire parçalarından bu şekil oluşturmuş Bu şeklin alanı nedir diye soruluyor. Buradaki 90 derece de boşu boşuna verilmemiştir. Artık sen öğrendiğin teknikle bu soruyu yaparsın. Hatta ben sana kafadan şuradan şeyi söyleyeyim cevabı da söyleyeyim söyleyeyim mi? Hadi söyleyeyim bakalım bulabilecek misin? Ee, 169 pi eksi kaç yapıyor arkadaşlar? 169 pi eksi 25 olması lazım arkadaşlar. Yanlış hesaplamadıysam şu anda, tamam mı? Çünkü soruyu ben yazdım, çözüm yöntemini biliyorum, sayıları biliyorum, o yüzden direkt kafadan cevabı yazdım. Yanlışsa da beni uyarın arkadaşlar. Ee, 169 pi eksi 25 şeklinde çıkıyor, ama tekrar söylüyorum. Sana bu videonun başından itibaren öğrettiğim şeyi öğrendiysen bu soru senin için kolay bir soru. Yani bir orta halli bir soru. Ama öğretemediysem eğer eski yolla, klasik yolla yapmaya çalışırsan eğer bu soru hayatında göreceğin belki de en zor sorulardan biri dostum. Tamam mı? Evet gençler, böylelikle bu olayı hallettik mi? Hallettik. Bu videoyu da böylelikle bitiriyoruz. O zaman sonraki animasyonların Açıklayıcı kısmında gör ve o animasyonun öyle bir açıklayıcı kısımları geliyor ki öyle şeyler öğreniyorsunuz ki bu videoda öğrendiniz. Bu videodaki gibi açıklayıcı kısmında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.